Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi. Bakan Işıkhan Düzce'ye fındık toplamak için Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep gibi Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen kişilerin çocuklarının eğitim aldığı Cumayir Reyhan Turan İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerin gösterileriyle karşılanan Bakan Işıkhan sınıflara girerek çocuklarla sohbet etti. Çocuklara hayallerindeki mesleği soran Işıkhan kendisinin de Mardin'de doğduğunu ve zor zamanlar geçirdiklerini anlattı. Işıkhan çocuklara hediyeler de takdim etti. Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsın Güler, iyi misiniz? Özlediniz mi beni? Az kaldı inşallah. Değil mi? Şimdi burada ders yapıyoruz. Küçük bir ders yapacağız. Görünce ardından sonra sınıfı boşaltma şansı kusura bakmayın, bir geçebilir miyiz? Ama sizlerden başarı istiyorum. Bakın, yani çok üzülüyorum. Ne güzel cep telefonlarınız yok, iletişim şeyleriniz yok. Birbirinizle zaman geçirin. Bol bol kitap okumak lazım. Düzce'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim aldığı Cumayir Reyhan Turan İlkokulu'nu ziyaretinin ardından Taşlık Köyü'nde temaslarda bulundu. Bakan Işıkhan Taşlık Köyü'nde bir bahçeye girerek mevsimlik tarım işçileriyle birlikte fındık topladı. Buradayız efendim. Sağ olun efendim. Yeme oğlum. Tabii. Şimdi Merkeze baksana. Ne kadar güzel. Bana da enzime mersi de. Enzime var mı? Yönlüğe ne kadar? Tabii Düzce üretimin merkezi aslında, üretimin bol olduğu merkezlerden birisindeyiz. Şu an fındık bahçelerinin bir tanesindeyiz. Burada üretimin, alın terinin somutlaştığı bir yer aslında. Mevsimlik tarım işçilerimizi ziyaret ettik. Bu kardeşlerimizin yaşam koşullarını
yerinde inceleme fırsatımız oldu. Bu bizim için çok önemli bir süreç. Bakanlığımızı ilgilendiren, doğrudan ilgilendiren çalışma alanlarından bir tanesi. Sayın Valimizle, Vekilimizle ve Kaymakamımızla da mesleki tarım işçisi kardeşlerimizin yaşamış olduğu sorunlar hakkında da bilgi sahibi olduk. Tabii biliyorsunuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak da bizler MİTİ projesiyle özellikle çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi sürecinde mesleki tarım işçilerinin bu noktada her zaman yanlarında olduk. Desteklemeye de devam ediyoruz hükümeti basın mensupları. Burada bizi ilgilendiren bir boyut biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde mesleki tarım işçileri ve ailelerinin aileleriyle ilgili bir metin çıkmıştı. Bu doğrultuda aslında sadece Çalışma Bakanlığı değil birçok bakanlığın muhtesine giren böyle topyekün bir çalışmaya ihtiyaç duyulan bir alan çünkü. Sadece istihdam boyutu değil. Biraz önce ziyaret ettik. Milli eğitim boyutu var. Çocukların boş zamanlarının değerlendirilmesi süreci var. Burada ben sivil toplum kuruluşlarımızın da çok önemli rol olduğunu gördüm. Bu açıdan da bu sivil toplum kuruluşlarımıza ben teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Aileler tarlada ve bahçede çalışırken çocukların eğitimden geri kalmaması noktasında çalışmaları söz konusu. Ve tabii ki esas aslında biliyorsunuz yürüttüğümüz projeler arasında bizim Dünya Uluslararası Çalışma Teşkilatı tarafından da rehber ülke olarak seçildi. 8.7 rehber ülke kapsamında değerlendirildi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi noktasında yaptığı çalışmalar diğer ülkeleri de rehber niteliği değildi. Bu çerçevede temel amacımız mümkün olduğu kadar çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi sürecinde bizim çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Tabii bunun yanında da belli bir yaş aralığında olan gençlerimiz için de mesleğe yönlendirme, boş zamanlarını değerlendirme gibi çalışmalarda Milli Eğitim Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığımız olarak da bir arada yürütüyoruz. Tüm amaç burada Sayın Valimizin ve diğer tüm kamu görevlilerimizin temel hedefi de şu an dijitalimi misafir olan kardeşlerimize daha iyi ağırlamak, burada alın teri ekmeklerini kazanırken onlara destek vermek bence çok önemli. Geriye döndüklerinde de eğitime kaldıkları yerlerden devam etmeli. Çünkü çocuklar bizim için çok önemli. Benim geleceğimizi oluşan bu çocuklarımıza da biz gerekli desteği devlet olarak vermek zorundayız. Çalışma Bakanlığı olarak da biz bu süreci sürekli destekliyoruz. Çalışmalarımız da oluyor, eylem planlarımız da oluyor. Bu doğrultuda elbette çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda da reform niteliğinde çalışmalarımız oluyor. İhtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmelerimiz oluyor. Örneğin önce Sayın Valim söyledi, pansiyon var. Pansiyonu belki altı durumda olan pansiyonu belki örnek bir projeyle, Düzce Valiliğimizle, MİTİ projesinden destek vererek belki kalıcı olarak burada kalmaların noktasında destek verilebilir. Bunu ele alıp değerlendireceğiz. Aslında kıymetli basın mensupları alana girdiğimizde alanın ihtiyaçlarını çok rahat bildiriyoruz. Ben teşekkür ediyorum kıymetli valimize bizi davet ettikleri için, program oluşturdukları için. Sahanın içinde olduğunuzda çok rahat sorunları belirleyip, ihtiyaçları belirleyip, çünkü icraat boyutunda olan bakanlık olarak da biz her türlü hizmeti vatandaşlarımıza, kardeşlerimize bu noktada mesleki tarım işçilerimize, ailelerine biz bunları sunuyoruz. Ama işçilerimiz, yavrularımız, Allah razı olsun hepsine, ya ailelerin yaşamış olduğu bu ekonomik zorlukların giderilmesi noktasında gerçekten toplum olarak da birbirimize destek veriyoruz. Bizim en büyük gücümüz burada biliyor musunuz? Birbirimize destek veriyoruz. Üreticisiyle, tüketicisiyle, emeğiyle geçinen tüm kardeşlerimize, bakın bu ailelik kamu kurumları burada, biz bakanlık olarak buradayız, Milli Eğitim Bakanlığı işin en önemli boyutunda. Bizim bu noktada özellikle gelir düzeyi düşük olan, bizler de öyle Mardin'de, Şırnak'ta tahmin edersiniz, zor koşullarda yaşıyor bazı aileler. Bu ailelere destek vermek zaten hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır AK Parti'nin en önemli ilkesi bu, sosyal devlet ilkesi. Siz şu an biz de sosyal devlet ilkesini somut hale getiriyoruz. Yanlarında oluyoruz kardeşlerimizin hiçbir ayrım yapmadan. Ve onların hem ekonomik
Tabii bu arada sağlık da çok önemli. Çocuklarımızın sağlığı bence daha da önemli. Gelişimlerinin desteklenmesi noktasında da sağlık kontrollerinin yapılması ve gittiklerinde bunların kontrolünün devam etmesi noktasında da biz sadece eğitim boyutu değil, sağlık boyutu da bizim için önemli. Özellikle mesleki tarım işçilerinde, çocuklarımızın, yavrularımızın. Ben bu çerçevede inşallah hep birlikte sayın valimizle, vekillerimizle, bakın burada muhtarlarımız, kardeşlerimiz var. Hep birlikte yani çok güzel bir ortam oluştu. Bizlere de teşekkür ediyorum. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özcü'ye sataştı. Turizm Bakanlığı ile diğer devlet kurumlarının yatırım programında devam eden ve Samandere Şelalesi güzergahından Abant'a bağlanan orman yolunun genişletilmesiyle ilgili selden tahrip olan kısımların düzeltilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan söz konusu bölgede video klip çekerek Düzceli yerel yöneticilere tehditler savurdu. Şu anda bulunduğumuz yer Samandere Şelalelerinin hemen yakını. Düzce'den buraya Düzce Belediye Başkanı'nın şahsi itirazları yüzünden yol açılıyor Abant'a. Bir ay önce açıklama yapıyor Düzce Belediye Başkanı bu yolla ilgili. Bizim siyasiler uyuyor hepsi. İktidarı, muhalefeti. Hiç ayırt etmeden söylüyorum. Ya kardeşim bu yol açılırsa bir, binlerce ağaç gidiyor. Binlerce ağaç gidiyor. Katlediliyor. İki, bizim Abant yolu üzerindeki esnafımız ne olacak? Bunu sadece ben mi düşüneceğim? Bizim milletvekillerimiz, il başkanlarımız ne iş yapıyor? Düzce Belediye Başkanı'na da şunu söylüyorum. Ben görevde olduğum sürece sana bu yolu açtırtmam. Bolu sınırına geldiğin noktada seni iş makineleriyle karşılarım. Kültür Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Atacar, çöp kamyonlarına ilgisiyle dikkat çekiyor. Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki çöp kamyonunu her gün büyük bir heyecanla bekleyen ve her gördüğünde büyük bir sevinç yaşayan Ata, kamyonu selamlayarak ekiplerle sohbet ediyor. Ata'nın bu ilgisine ve sevgisine duyarsız kalmayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de Ata'ya bir sürpriz yaptı. Her gün olduğu gibi yine çöp kamyonunu bekleyen ve selamlayan Ata'ya ekipler tarafından oyuncaklar hediye edildi. Sürpriz karşısında oldukça sevinen Ata, temizlik ekiplerine teşekkür etti. Bugünkü rutumuzda en güzel sokaklardan birine girdik. Bu sokağın özelliği ve güzelliği nedir diye soracak olursanız, bu sokakta bizi Ata kardeşimiz bekliyor. Ata kardeşimiz bizim her sabahki turlarımızda sabah ve akşam olmak üzere bizi dikkatlice izliyor ve seyrediyor ve bizim gelmemizi dört gözle bekliyor. Biz de onu camda veya balkonda gördüğümüzde çok seviniyoruz. Düzce Belediyesi olarak da kendisine çok güzel sürprizlerimiz var bugün. Umarım şu an bizi bekliyordur. Ata geldik mi? Nereden anlıyorsun geldiğini? Tanıyor musun sesini? Tanıyorum. Kamyonun sesinden tanıyorsun bizi değil mi? Evet. Ben yaşıyordum. Şu telefon izliyorum. Sesi duydun mu camdayım. En çok hangi arabayı seviyorsun? Çöp arabası. Belediye amcama çok selamlar. Çok seviyorum onları. Herkesi çok seviyorum. Çöpçüleri, belediyeleri, herkesi seviyorum. Vallahi bebekliğinden beri çok ilgisi var çöp arabalarına. Görünce de çok heyecanlanıyor, çıldırıyor. Her sabah 9 gibi geçiyorlar. Camda onları bekliyor. Öğleden sonra tekrar bir bekliyor, bahçede bekliyor bu sefer. Direkt kapıya koşuyor zaten, çöp arabasını durduruyor, abileriyle muhabbet ediyor. Onlar da sağ olsunlar karşılığını çok güzel veriyorlar, Atayla muhabbet ediyorlar, gönlünü yapıyorlar. Onlara da çok teşekkür ederim. Diğer sokaktan sesini duymaya başlıyor, arka sokaktan zaten. O anda biz kapının önüne çıkıyoruz. Bizim sokağımıza gelene kadar bekliyoruz. Bağırmaya başlıyor zaten, abilerim geliyor diye. Onlara el sallıyor, öpücük atıyor, muhabbet ediyor onlarla. Çok güzel karşılıyor. İçinden gelen bir şey. Bir de beğeniyor onları, selamlaşıyor her sabah, her öğleden sonra saat 2 gibi geçiyorlar. Müthiş bir tutku var. Büyüyünce ne olacağım dedim, temizlikçi olacağım dedim. Buraya gelince işte birkaç saniye duruyor ama
Yani onlarınla o kontağı arabayla beraber ata dünyanın en mutlu insanı oluyor. Seviniyor. Eğer yetişemezse, sesi duyup da buradan geçtiğin, yani şuralarda falan kaldıysa, geçtiyse başlıyor ağlamaya. İstanbul Caddesi'nde yükselen Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi'nin inşaatı hızla ilerliyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özün'ün 1999 depreminde yıkılan ve 24 yıl boyunca hukuki ve mülkiyet sorunları çözülemeyen Basmacılar Çarşısı'nı el atarak ısrarlı ve kararlı takibiyle sorunu çözmesi sonrası 2024 Mart'ında temeli atılan binanın kaba inşaatı tamamlandı. Deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilen binada tuğla imalatları da tamamlanma aşamasına gelirken elektrik ve mekanik tesisatlar döşenmeye başladı. Düzce tarihinde önemli bir yer tutan ve adeta şehrin bir simgesi olan Zincirlikuyu adının yaşatılacağı binanın bodrum, zemin ve birinci katında iş yerleri, diğer iki katında ise kütüphane yer alacak. Düzce'de S plaka öğrenci servis taşımacılığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı kilometre ücret tarifelerinin belirlenmesi için Düzce Belediyesi Meclis Salonu'nda toplantı düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası ile Düzce Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri katıldı. Görüşmelerde çevre illerdeki ücret tarifeleri de göz önünde bulunduruldu. Görüşmeler sonucu kar oranı düşürülerek yeni servis ücretleri maliyetinin altında ve diğer şehirlerden daha düşük tutuldu. Buna göre 2024-2025 eğitim öğretim döneminde Düzce'de uygulanacak servis ücreti tarifesi en kısa mesafe olan 0 ila 1 kilometre için 1670 lira, en uzun mesafe 23 ila 25 kilometre için ise 3900 TL olarak belirlendi. 25 kilometreyi aşan durumlar için kilometre başına alınacak ücret ise 39 TL olarak tespit edildi. Ayrıca 36 hafta üzerinden hesaplanan servis ücret tarifesinde aynı aileden iki çocuğun aynı servisten yararlanması halinde ve ayrıca peşin ödemelerde %10 indirim uygulanması da kararlaştırıldı. Yeni ücret tarifesinin 1 yıl süreyle artış planlanmadan uygulanacağı da açıklandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 10.468 öğrenci kapasitesine sahip 10 yurt ile yeni eğitim öğretim dönemine hazır. Öğrencilere bir aile sıcaklığında barınma imkanı sunmak için gereken tüm hazırlıklar tamamlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 81 ilde bir ilki gerçekleştirerek üniversite okumak için Düzce'yi seçen gençlere yeni bir hizmet sundu. Yurtları, okulları ve şehrin önemli yerlerini öğrenciler sanal tur ile gezip keşfedebilecekler. Kaza Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre AE'nin kullandığı 81 AEA 149 plakalı motosiklet ile 5713 sokaktan Darıcı Mahallesi Aziz Yıldırım Bulvarı'na çıkarken bulvar üzerinden şehir merkezine giden İA'nın kullandığı 81 ADZ 187 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü de yere savrularak metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücülerine olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde iki motosikletlinin çarpışma anı ve yerde sürüklenmeleri yer aldı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Beyaz.
Kaza Erpeçler Mahallesi Cevdet Ayhan Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adapazarı istikametinde seyir halinde olan MB kontrolündeki 34 UF 7305 plakalı otomobil ile Ali Fuat Paşa mevkiine doğru seyir halinde olan RT kontrolündeki 54 AIT 956 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yaralı sürücü MB sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve GV Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde balıkçılık yapan Adem İngenç ve oğlu Kubilay İngenç'in Karadeniz'in Haralambo kıyısında kurdukları Palamut Ağları'na nesli tükenmekte olan Mersin balığı takıldı. Doğadan elde edilen ekonomik değeri en pahalı ürünler arasında yer alan bu balık günümüzde nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Baba ve oğlu gördükleri karşısında hayret içinde kalırken balığı bir süre sevdikten sonra denize geri bıraktı. Yaşanan o anlar ise cep telefonuyla kayda alındı. Bak işte bak bu Mersin balığı. Bunu tutmak yasak. Bak. Bunu böyle gene. Hadi bakayım boşça kal. Haydi yavrum bakayım. Hadi bak. Evet. Evet gidiyor bak. Gidiyor ne güzel bak. Bak gitti. İşte herkes balığı Mersin'i tuttuğu zaman böyle tekrar denize koyversin. Akşamdan sabaha kadar denizdeyiz. Sabah ağa çekerken palamuta. Gene 60-70 tane palamut vardı ağda. Ve son dalgaya yakın bir tane Mersin balığı geldi. Ben kürekteydim. Benim çocuklar dedi Mersin balığı dedi. Hemen dedim onu çabuk kurtarın. Neyse balığı aldık. Güzel gene. Ben şöyle bir suni teneffüs gibi bir şey yaptım ona. Yavaş gene sevdim. Ve güzel balık olduğu için hemen denize koyverdim. Ve bunların nesli tükenmek üzere. Bunları biz kurtarmamız lazım balıkçılar olarak. Tabii buna karşı da duyarlı olmak lazım. Bunları kollamamız lazım. Tutmamamız lazım. Ağa takıldıkları zaman hemen bunları denize bırakmamız lazım. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı ilçesi, Taşkısığı Mahallesi ve Pamukova ilçesi, Cahidiye Mahallesi'nde yapılan uyuşturucu operasyonlarında ekipler iş makinesiyle ağaçlık alana girdi. Burada dikenlerin arasında mücadele veren ekipler uyuşturucu ve kenevir çıkarttı. Olaya ilişkin olarak ise HS, SK ve HY isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden HY tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise 36 kilogram kubar esrar, 224 kök kenevir bitkisi, kuru sıkı tabanca ve 47 fişek ele geçirildi.